Merhaba, şimdi de seninle Dünya Edebiyatı'nda masalı göreceğiz. Dünya Edebiyatı masalın ilk olarak nerede ortaya çıktığı, bilinen dünya masallarının hangileri olduğu ve hangi milletlerin masalları olduğuna dair kısa bir konumuz var. Şimdi konumuza başlayabiliriz. Dünya Edebiyatı'nda masalın ortaya çıkışıyla ilgili farklı görüşler bulunmakla birlikte genel anlayış masalların temelini Hint ve Yunan mitolojisinin oluşturduğudur. Yani masallar Hint ve Yunan edebiyatında ortaya çıkmıştır. Hint masallarının en eskisi olarak 5 masal kitabı anlamına gelen Pancha Tantra adlı masal kabul edilir. Dünya edebiyatının ünlü masallarından biri Arap masallar arasında önemli bir yer tutan Binbir Gece masallarıdır. Binbir Gece masalların kahramanları Şehriyar adlı bir şehzade ile onun eşi Şehrazat'tır. Binbir Gece masalları Batı dillerine çevrilmiş ve dünyada bir klasik haline gelmiştir. Alman edebiyatında Grimm kardeşler Alman masallarını derlemişler, çocuk ve yuva masalları adıyla yayımlamışlardır. Bu masallar içinde Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Rapunzel, Hansel ve Gretel, Bremen Mızıkıcıları, Uyuyan Güzel, Fareli Köy'ün Kavalcısı, Kurbağa Prens, Kırmızı Başlıklı Kız en tanınmışlardır. İran yani Fars edebiyatının en tanınmış masalları da Binbir Gündüz masallarıdır. Danimarka edebiyatının ünlü masalları ise Andersen masallarıdır. Bu masallar arasında Kurşun Asker, az sonra bir bölümünü işte okuyacağın Kibritçi Kız, Cinderella, Karlar Kraliçesi sayılabilir. Yunan edebiyatında Ezop masalları, Fransız edebiyatında Perrault masalları dünya edebiyatının diğer önemli masallar arasında sayılmaktadır. Dünya edebiyatında masalla ilgili burada çok kısa bir uyarı var. Ona da bir bakalım. Zaten bunları söyledik. Eski Yunan'da Ezop masalları bilinen en eski masal fabl örnekleridir. Hint edebiyatındaki Pancha Tantra adlı eser ve Beydaba'nın yazdığı Kelle ve Dimne dünya edebiyatındaki ilk masal fabl örnekleridir. Burada Kibritçi Kız masalı, Andersen'den alınan Kibritçi Kız masalı var. Bu masalı okunmanı istiyorum ve burada masala ait öğeleri belirlemeni istiyorum. Bu masalı bitirdikten sonra en azından Andersen masalları hakkında bir fikrin olacaktır. Sevgili arkadaşım, dünya edebiyatındaki masalın kısaca gelişimini gördük. Şimdi sen 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'ndan ve ÇAP yayınlarının değişik edebiyat kitaplarından masallarla ilgili soru çözüp bilgilerini pekiştirebilirsin. Kolay gelsin.